aslında Ehl-i Beyt'e saldıranlar saltanat mücadelesi görünümü altında İslam'a saldırmıştır. İslam'ın temeline, bu dine yapılan saldırıdır. Sadece bir saltanat mücadelesi değildir. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geldiğimizde ona yapılan saldırı da onun şahsına yapılan bir saldırı değildir. O kisve altında onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve aslında Türk milletinin kendisine yapılan bir saldırıdır. Çünkü bu cumhuriyet kurulmazdan önce 600 yıl idaresinde bulunduğumuz ve ecdadımız olarak kabul ettiğimiz ve öyle baktığımız Osmanlı döneminde Fatih Kanunnamesi'nde yazılı olan metin gereği Türkler ve Kürtler Enderun'a giremezler. Bu kanunname ticarette ve sanatta ve sanayide gene bu ekip yer alamazlar. Azınlıklara verilmiş özel imtiyazlar var. Ne olurlar? Sadece köylü olabilirler ve bir de ne olurlar? Asker olurlar. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda çok büyük bir devrim yaptı. Bu ülkenin asıl sahiplerinin ne olması gerektiğini söyleyerek bize bir yeni kapı açtı. Bir Türk dünyaya bedeldir sözünün arkasında yatan budur. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gerçekten sahip çıkması gerekenler bu ülkenin insanıdır. Türk ve Müslüman olduğunu kabul eden insanlar Atatürk'e bir tek söz söyletmemesi gerekenlerdir. İşte onu yerine getiren, o sancağı devralıp bugün yürüyen Profesör Doktor Haydar Baş olmuştur. Onun dışında hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçeği gibi anlayamamış ve anlatamamıştır. Bu sebeple Profesör Doktor Haydar Baş Bey Hoca Atatürk olarak yeniden önümüzdedir ve bu millete sahip çıkan tek liderdir.